Hocam, bir sonraki sorumuz da şunu diyor. Hocam, matematik zeka mıdır, yetenek midir? Her isteyen matematik öğrenebilir mi? Bazı insanlar matematik öğrenemiyor, neden sizce? Evet hocam, bu böyle soru çözemeyen işte... Ben de yani matematikten çok zayıf geçmiş bir insan olarak... Hani böyle şey deriz ya, aptal mısın, çözemiyorsun. Matematik zeka, matematik bir yöntemdir. Yani gerçekliğe yaklaşımın bir yoludur. Matematik bir lisandır aslında. Her lisan gibi yine beynin lisan merkezleriyle, akıl mantık merkezleriyle herkesin öğrenebileceği bir şeydir ama matematiğin nasıl öğretildiğine bağlı olarak matematiğin öğrenilmesi çok fazla değişir. Ben mesela matematiği hiç öğrenemeyenlerdenim ya, olmadı. Çünkü bana işte türev, integral, trigonometri, benzer üçgenler gibi şeyler anlattılar. Beni hayatta tutmakla görevli olan beynim ve zihnim sürekli aynı soruyu sordu. Bunlar benim hayatta ne işime yarayacak diye. Cevap da bulamayınca onların hiçbirini öğrenmedim. Üniversite sınavında bile yapmadım. Ben 89'da girdiğim sene 4 tane netim vardı. Şeyden matematiğim valla. 4 net çıkardım, öbürlerini full çektiğim için üniversiteye girdim. Senin bile 9 yani, düşün işte. Şimdi ben profesör oldum baktım ama. Yani dünyanın hazin halleri bunlar. Herkes, normal bir zeka kapasitesine sahip herkes matematiği nedensel ilişkiler ve kullanılabilecek bir araç şeklinde öğrenirse, doğru bir şekilde öğrenirse herkes öğrenebilir, herkes uygulayabilir. Yani işte biz ama çarpım tablosunu ezberlemeyi falan matematik zannediyoruz. Matematik öyle bir şey değil. Matematik soyut konseptleri anlayabilecek ve olmayana zihnimizi ulaştırabilecek bir araçtır. Yani soyut bir yerde çalışır matematik aslında. Atıyorum işte hızın, zamanın, bilmem neyin birbirine göre türevini alınca oradan ivmeyi falan bulmak gibi normal gözle bakınca göremediğimiz bazı bilgilere bizi eriştirir. Ve bu da o mantık zincirini kurmayı gerektirir. İşte mesela Newton kanunlarını siz bir çocuğa ezberletebilirsiniz. Ama Galileo'nun, Newton'un, şunun bunun yaptığı deneylerden örnekler vererek o deneylerde gördükleriyle nasıl bu formülleri ürettiklerinin hikayesini de anlatabilirsiniz. Eğer bunu yaparsanız her beyin matematiği kavrar. Ama siz tutup da f eşittir m çarpı a ezberle çocuğum, sınavda soracağım dersen f'in ne olduğunu bile hatırlamaz o okulu bitirdikten sonra, ki çoğumuz hatırlamıyoruz zaten. Dolayısıyla o iş zihnimizin kullandığı araçlardan sadece bir tanesi olarak ele alınmalı. Zihnin yapısına göre öğretilmeli. İntegrali ezberletmeyin, hikayesini anlatın. Trigonometri teoremlerini ezberletmeyin, hikayesini anlatın. Sevgili öğretmenler, beyin hikayeyle çalışır. Hikayesini anlattığınız herkes de bunu gayet güzel öğrenir. Bu arada bazı kişilerin matematiği daha, nasıl diyelim, çabasız olarak öğrenebildikleri bir vakadır. Yani bu matematik özelinde değil, bu kişilerin genellikle dil yetenekleri de daha yüksek oluyor. Örüntü yakalama sistemleri, örüntüden öğrenme sistemleri bir tık daha iyi çalışıyor. Fakat bu da yine genetik falan bir şeyle ilgili değil. Çünkü ikiz çalışmaları falan bunun böyle olduğunu göstermiyor. Aynı genetik yapıya sahip insanlar bu açıdan farklı performanslar sergileyebiliyorlar. Bildiğimiz kadarıyla yetişme ortamı, içinde bulunan kültürel, fiziksel, işte ne bileyim, tıbbi, beslenmeye dayalı falan durumlar insanın bir şekilde, kaotik bir şekilde bu yeteneğini belirliyor. Geliştirilebilir ama, bir şey tabii, mi yani? Geliştirilebilir elbette ki. Yani ben ta doktora döneminde açıp fraktal geometri denen şeyi çok sevdiğim için onu anlamak üzere karmaşık sayılar düzleminde iteratif fonksiyonların nasıl davrandığı gibi şu anda söylerken bile hayretler içerisinde kıvrandığım şeyleri öğrenme imkanına sahip oldum. Sadece z kare artı c diye bir fonksiyonu anlamam gerekiyordu. Onun için bir sene kadar okudum. Sonra bir anda bir aydınlanma geldi. Şu anda YouTube'da da hatta bunu anlattığım bir dersim bile var. Yani matematik bölümlerine gidip fraktal geometri anlattım senelerce. Gene olsun gene yaparım. Hiç pişman değilim. Şunu göstermeye çalıştım hep. Matematikten 4 net çıkarmış ve matematik eğitimi berbat birinin sevince beyninin hangi taraflarının açılabildiğine dair bir örnek vermeye çalıştım aslında. Fraktal geometri karmaşık sayılarla ilgili kompleks bir matematik alanı. Ben sadece orasını biliyorum. Yani o da yani teorem yapacak kadar değil, anlayacak kadar biliyorum. Yani derdimi anlatacak kadar İngilizce var ya. Ben de sevince derdimi anlatacak kadar matematik öğrendim. Ve sonra da bunu beyin dalgalarının analizlerine dahi uyguladık ve uyguluyoruz. Yani şu anda bu oradaki bilgi profesyonel hayatımda da işe yarıyor. Yani hayatta işe yarayacağını görürseniz, severseniz öğreniyorsunuz. Beyin böyle çalışıyor.